GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak incelediğimizde özellikle FOMC sonrası dolar endeksinde yaşanan pozitif ilerleme diğer finansal varlıklar üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağladı. Özellikle kısa vadeli olarak düşüş trendinin 79.90 ile önemli olduğunu vurgulamıştık ve FOMC ile birlikte bu trendin bozulduğuna şahit olduk. 79.90 direnci geçirerek aslında kısa vadeli düşüş trendinin sonlandığını, orta vadeli ve uzun vadeli kritik noktalara yaklaşmak istediğinin sinyalini bu şekilde almış olduk. Özellikle FOMC ile birlikte başlayan bu yukarı yönlü rally devam edecek mi, etmeyecek mi? Özellikle bu konu bizim için önemlidir. Dolar endeksi eğer 79.90 üzerinde kalmayı sürdürebilirse yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir ve 80-50 bariyerine yaklaştık. 80-50'yi geçmesi durumunda daha kalıcı bir yükselişten bahsedebiliriz. Bu yüzden 79.90 ve 80-50 seviyeleri gün içerisinde ve yarın kapanışa kadar dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Günün kalanında 79.90 üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Şimdi doların yükselmesi yani doların değerlenmesi euro dolar ve sterlin dolar üzerinde de negatif bir baskı yaratmaktadır. Zaten 1.3960'ın önemini ve dün de 1.3880 seviyesinin önemini vurgulamıştık hatırlarsınız. Şimdi burada 1.3960'tan dönüş gerçekleşmesi aşağı yönlü hareketlerin oluşumu için önemliydi. 1.3880 kırıldığı için de satış baskısı kendisini hissettirdi. Ve dikkat ettiyseniz parite şu anda 1.37 66-68 civarlarında hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda 1.3843 günün zirve noktası. Bu seviye altında kaldığı müddetçe satış baskısı devam etmektedir. 1.3843 öncesinde de 1.38 direnç noktası önemlidir diyebiliriz. Sterlin dolara baktığımızda özellikle uptrendin alt noktasına yakın hareketlerini sürdürmekte. 1.65'lere kadar geriledi. 1.64-65 önemli. Buraya dikkat edelim. Uptrend devam edecek mi? Yani yükseliş trendi devam edecek mi, etmeyecek mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa vadeli baktığımızda evet düşüş baskısı devam ediyor. Ancak burada 1.64-65'in önemli olduğunu yine ifade etmek istiyorum. 1.65-65'in altında kaldığı müddetçe yani günün zirve noktasının altında kaldığı müddetçe günün kalanında aşağı yönlü bir baskı devam edebilir. 1.64-65'ler test edilmesi durumunda da tekrar bir yukarı yönlü hareket mi yoksa trend bozulacak mı? Bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Özellikle şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki 89 günlük hareketli ortalama ve aynı zamanda kanalın alt noktası olan 1.64-65'in altında yapılacak günlük kapanış aşağı yönlü trendin başlayabilmesi sinyalini verecektir. Bu yüzden de özellikle trend değişti mi değişmedi mi soruların cevabını günlük kapanışlara bakarak söyleyebiliriz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda Bollinger bandının orta noktasından almış olduğu destekle yukarı yönlü çıkışını sürdürdü. 2.26 ile 2.17 arasında bir bant vardı. Bollinger bandının orta noktası da bunu destekledi. Günün dip noktası 2.2335 ve bu seviyenin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda ilaveten 2.2335'e ilaveten Bollinger bandının orta noktası 2.2150'lerden geçiyor. Bu desteğin de önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Yani aslında Bollinger bandının orta noktası üzerinde kaldığı müddetçe üst nokta ve bandın üst noktası hedeflenmek isteyebilir diyebiliriz. Dolar yene geldiğimizde 200 günlük hareketli ortalama olan 100.35 üzerinde hareketlerini sürdürdüğünü ancak bu seviye öncesinde 101.20'nin önemli bir destek noktası olduğunu vurgulamıştık. FOMC ile birlikte yukarı yönlü hareketler 102.50'lere kadar devam etti. Şu anda 102.45'lerdeyiz. Yukarı yönlü hareketler devam etme potansiyelinde ve bu yukarı yönlü hareketleri 103, 103.30, 103.75 gibi seviyelere kadar ilerletebilir. Çünkü yukarı yönlü bir hareketlilik var. Sadece 102.80 civarlarında birazcık daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Hani 102.80, 102.85 hatta 102.95 gibi seviyelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu nokta hani kanalın üst noktası olarak söyleyebileceğimiz noktalar. Bu yüzden de bu noktalar önemlidir diyebiliriz. Eğer buradaki spike'ı da göz önüne alacaksak kanalın üst noktası yukarı yönlü hareketler için daha bir yukarı yönlü seviyelerde esnemeye gidebilir. Burada 103.30 civarında bir seviye olabilir. Bu yüzden de 102.20
90 seviyesi gün içerisinde dikkatle takip edilmelidir. Mevcut yukarı yönlü hareketler devam edecek mi, etmeyecek mi? Hatta bunu 102.85 olarak her bir direnç noktasına baz alarak da söyleyebiliriz. Yani 102.85 aslında bundan sonra dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham petrole baktığımızda özellikle 150 günlük hareketli ortalamanın etkisi altında gün içerisinde yine 150 günlük hareketli ortalamayı test edildi ancak geçilemedi. Bu yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yükselişlerin devamı için günlük kapanışı 150 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yapması gerekiyor. 150 günlük hareketli ortalamanın altında hareketlerden sonra tekrar buraya test etti. Dikkat etmekte fayda var. Bu yüzden de ham petrol karar aşamasında olduğunu vurgulayabiliriz. Şu anda bir yön tayini gerçekleştirmek istiyor ve günlük kapanışlar bizim bu yön tayininde en önemli sinyal olacaktır. Günlük baktığımızda 98.38 önemli. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Ancak dediğimiz gibi 150 günlük hareketli ortalama önemlidir ve kritiktir. Buna dikkat etmekte fayda var. Altına geçecek olsak FOMC'den en büyük darbeyi altın aldı. Özellikle alıcıların 1392'den itibaren çok ciddi stres altında işlem gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. 200 haftalık üstsel hareketli ortalamadan gerçekleşen dönüşlerle birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü baskılarının devam ettiğini görebiliyoruz. Hatırlarsanız 21 günlük hareketli ortalamanın altında tepki satışlarının devam edebileceğini vurgulamıştık ki o zamanlar 1344 civarlarındaydı. Ve aşağı yönlü baskılar devam etti. 21 günlük hareketli ortalamanın altında aşağı yönlü hareketlerini sürdürdü. Günlük kapanışı bu seviyenin altına yaptı ve satış baskısı devam etmektedir. 150 günlük hareketli ortalamaya kadar devam edebilme potansiyeli var. Önemli olan bu tepki satışlarının sonlanıp sonlanmayacağıdır. 150 günlük hareketli ortalama da bu konuda önemlidir. 150 günlük hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanışlarını sürdürdüğü müddetçe bu düşüşler yeniden yükselişler olarak değerlendirebilir. Çünkü hala da kısa vadeli uptrend söz konusudur diyebiliriz. Henüz 1392'den gerçekleştiren düşüşler düşüş trendi devam ediyor diye açıklama yapmak doğru olmayacaktır. Şu anda mevcut 1180'den 1392'ye olan yukarı yönlü hareketlerin düzeltme hareketi olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Ancak şunu da söyleyebiliriz ki 1298'in altında yapılacak günlük kapanışlar düşüş trendinin tekrar aktif bir şekilde yer almasını sağlayabilir. Bu yüzden de yatırımcılar işlemlerinde dikkatli olması gerekiyor. 1298 bundan sonra dikkatle takip etmemiz gereken bir seviyedir diyebiliriz. Günün kalanında baktığımızda 1338 önemli. 1338'in altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. Genel anlamda euro dolarda, sterlin dolarda, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın ve dolar endeksinde ilgili teknik beklentiler bunlardan ibaret. Bir de gümüşe de değinmek istiyorum. Özellikle 21.80 seviyesinin önemini vurgulamıştık. 5 haftadır düşüş trendinin üst noktasına yakın hareketlerini devam ettirmişti ancak geçememişti. Bu yüzden de satış baskısının oluşma potansiyelinden bahsetmiştik ki dikkat ettiyseniz gümüş şu anda 20.21'lerde hareketlerini sürdürmektedir. Günün kalanında 20.65 seviyesi önemli. 20.65'in altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimalinin de güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda teknik olarak beklentilerimiz bunlardan ibarettir. Özellikle ABD seans açılışı ile birlikte dolar endeksindeki hareketlere özellikle dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamamız lazım. İşlemlerimizde trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ve stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.